Huawei'in geçtiğimiz aylarda Barcelona'da düzenlemiş olduğu ürün lansmanında beklenmedik bir sürpriz vardı. Ve bu sürpriz Huawei Watch Ultimate Design'di. Daha öncesinde de Viyana'da katıldığım Huawei lansmanında hatırlayacak olanlar vardır. Lipstick şeklinde kablosuz kulak içi bir kulaklıkla beraber yine böyle çılgın bir tasarım yapmışlardı. O da yine piyasaya damga vurmuştu ve aynı zamanda bu saatte yine piyasaya damgasını vuracak. Öncelikle tabii bu ürünü satın almak isteyenler için aşağıya bir link bırakıyorum. Oradan bakabilirsiniz, satın alabilirsiniz. Bu bir affiliate linktir. Ancak bu video da sizlere bu saatin teknik özelliklerinden fazla detay vermeyeceğim. Zaten bu saat içerisindeki yazılım vesaire her şeyiyle beraber bir Huawei Watch Ultimate diye düşünebilirsiniz. Huawei Watch Ultimate incelemesini zaten daha öncesinde kanalımda detaylıca yapmıştım. Onun da linkini aşağıya bırakıyorum. Eğer cihazla ilgili Aklınıza takılan incik boncuk detaylar varsa onları oradan izleyebilirsiniz. Burada tekrardan ikinci baskı yapmak istemiyorum. Bu saatin neden bu kadar özel olduğunu sizlere anlatmak istiyorum biraz daha. Bizlere sağlamış olduğu deneyim kutusuyla beraber başlıyor. Sanki üst segment premium bir saat almışsınız gibi. Güzel bir deri kılıfla beraber geliyor. Özel dikişler ve altın renkli bir Huawei logosu da burada üst tarafta karşımıza çıkıyor. İçerisi tamamıyla kumaş kaplı bir yapıya sahip. Aynı zamanda bu üst taraftaki kısmı çıkardığınız zaman karşımıza yine bir bölüm geliyor ve burada... Şart şarj kablosu, diğer kayışı ve yan aksesuarlarla beraber geliyor ve bütün oralar bile yine kumaş kaplı arkadaşlar. Yani anlayacağınız üst segment premium bir ürün aldığınızı kutusundan başlıyorsunuz anlamaya. Kutu içerisine baktığımız zaman cihazın şarj kablosunu görüyoruz. Standart bir şarj kablosu. Bu arada yani Huawei hangi saatini alırsanız alın bu şarj kablosu çıkıyor. Belki burada hani en azından bir rengi değiştirilebilirdi. Bir siyah renk bir kablo çıkabilirdi. Bence daha güzel olurdu. Bir uzun bir de kısa olmak üzere HNBR kauçuk bir kayışla geliyor. Bu kauçuk kayışlar aslında bir uzun biri kısa hatta uzun olan bayağı bir uzun burada da görüyorsunuz zaten görselini. HNBR kordon dediğimiz şey aslında klasik kauçuk kordonlara göre %30'a yakın daha hafif yağlanma, kirlenme, esneme ve aşınmalara karşı daha dayanıklı bir kayış olduğunu söylemek istiyorum. Zaten Huawei Watch Ultimate incelememde de bahsetmiştim. Orada siyah renkli ürünü satın aldığınız zaman yine bu HNBR kauçuk kayışla beraber geliyordu. Kauçuk kayışın tokasında da yine altın renk burada bizlere sağlanmış. Yani güzel bir harmoni sağlansın saatle beraber. Ve tabii ki saati aldığınız zaman aslında saatin takılı olarak geldiği ve şu anda da kolumla görmüş olduğunuz standart kayışımızla beraber geliyor ki bence HNBR kauçuk kayıştan ziyade bu kayışla beraber kullanmak saati daha ihtişamlı gösteriyor. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz tabii ki. Bu kayış 3 bölmeli bir kayış. Sağ ve sol tarafları siyah. Orta tarafında ise altın rengi bulunuyor ve aynı zamanda buradaki alanlar altın kaplamasıyla beraber geliyor. Tabii ki burada tabii ki yanlış bir anlaşılma olmasını istemem. Burada 3 bölümlü görüyoruz ama hepsi titanyum. Bu ortadaki alanların üstünde sadece bir kaplaması var. Ortadaki alanların hep hepsi saf altın değil. Onun da altını çizelim yanlış bir anlaşılma olmasın. Yani aslında ana malzememiz titanyum. Orta tarafında üstünde altın bir kaplama var. Toka kısmına geldiğimiz zaman ise burada yine klasik saatlere göz kırpan bir tasarım var. Kelebek bir toka tasarımı görüyoruz. Yine Rolex ve Tudor gibi üst segment saatlerde gördüğümüz bir kayış ayarı sistemi de bizlere sunulmuş. Bu da tokanın içerisinde bileğinize göre ince ayar yapabileceğiniz bir bölüm aslında. Böylelikle saatin kayışından bir bakta çıkarmadan bileğinize daha iyi bir şekilde oturmasını sağlayabileceğiniz ince bir ayar kısmı. Bu da yine bu zamana kadar hiçbir akıllı saatte görmediğim güzel bir nüans olmuş. Saate dışarıdan baktığınız zaman daha önce hani eşi benzeri olmayan bir saat oldu için kadran kasa çapı olarak da büyük bir saat olduğundan kaynaklı olarak çok dikkat çekiyor dışarıda. Bunu net bir şekilde söylemek istiyorum. Özellikle altın alanlar güneşli ortamlarda inanılmaz derecede parlıyor. Üst segment klasik saatlerle kıyaslandığı zaman keşke biraz daha ağır bir yapısı olsun dedim. Özellikle üst segment klasik saat merakınız varsa saati takmadığınız zaman böyle kolunuzda bir boşluk olur. Bu saatin ağırlığı fena değil bu arada yani hafif bir saat değil ama klasik saatlerle kıyaslandığı zaman bana bir tık hafif geldi. Tabi burada titanyum malzemenin de çok büyük bir önemi var. Aslında saati hafifleten unsurlardan bir tanesi bu. Şimdi saatin gövdesine baktığımız zaman safir bir camla beraber geliyor. Yani üst segment klasik saatlerle kıyaslandığı zaman aynı materyalle karşı karşıyayız. Bunlara ek olarak gövdesinde amorf ve zirkonyum alışımlı bir gövde var ki aynı altındaki malzeme burada da kullanılmış. Zirkonyum çok sağlam bir malzeme arkadaşlar. Titanyum malzemeyle kıyaslandığı zaman 5 kata kadar daha sağlam ve aynı zamanda eskimeye karşı daha da kuvvetli. Burada paslanmaz çelikle kıyaslandığı zaman 6 veya 7 kat daha sert bir çizilme ve korozyon direnci olduğunu da hatırlatmak istiyorum tekrardan. Şimdi gelelim bezel kısmına isterseniz. Yani bu üst taraftaki çerçeve kısmına gerçekten çok güzel parlıyor burası. Bunu net bir şekilde söylemek istiyorum. Nano kristal, seramik ve kenarlarında da 6 parça 18 ayar altın ilave edilmiş. Yani burada köşelerinde özellikle görüyorsunuz zaten bu alanları parıl parıl parlıyor buradaki alanlar. 18 ayar altın kaplama mevcut. Çerçeveye kazınan karakterler 10, 20, 30, 40, 50 ve bir takım böyle işaretler var. Manuel olarak boyanmış ve fiziksel buhar biriktirme yöntemiyle beraber kaplanmış buralar ki saatin çok daha uzun ömürlü ve sağlam bir şekilde kalmasını sağlıyor böylelikle. Şimdi gelelim tuşlar kısmına. Saatte 3 tane tuşumuz var. Burada sizlere touch tuşundan yani bu digital crown'dan biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü bunun işçiliği ve kullanılan malzeme önemli. Burada touch tuşunun üzerindeki desenler elmas bıçaklarla oyulmuş ve üzeri de altın kaplanmış. Muazzam bir işçilikle beraber geliyor zaten ve tuttuğunuz zaman o hissiyatı ve kaliteli işçiliği rahat bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda altın kaplamanın vermiş olduğu şu özellikle mesela şöyle bir ışıkta bile baktığınız zaman bu altın alanların parlaması ve demin bahsettiğim seramik bezelle beraber müthiş bir parlama söz konusu. Özellikle dışarıdaki alanda ikisini böyle Altamut'la yan yana da koydum. Arada acayip bir fark var. Altamut'un standart versiyonu da çok gösterişli bir saatte ancak bu Altamut Design olayı farklı bir yere götürmüş. altımut Design dediğimiz şey bir takım diğer ürünlere de gelebilecekmiş gibi bir algı oluştu bende. Bakalım ilerleyen dönemlerde kulaklık, saat ya da laptoplarda yani böyle bir ultimate Design diye bir algı oluşturup üst segmente oynayacak muhave onu merak ediyorum. Belki de bu saatte bunu biraz deneyeceklerdir. Sağ köşede ve sol üstte iki tane tuş var. Bunlarda altın kaplama yok arkadaşlar. Bunlar sadece altın renginde boyanmış. Ancak bütünlük kısmına geldiğiniz zaman herhangi bir şekilde bir renk ayrılığı vesaire oluşturmadığını söyleyebilirim. Şimdi tabii ki altın konusuna geldiğimiz zaman burada aklımıza tabii ki oksitlenme söz konusu oluyor mu olmuyor mu hani nasıl bir bakım olacak o insanın aklına takılıyor. Çünkü altın takılarda vesaire hani bu tarz oksitlenme ya da kararmalar söz konusu olabiliyor. Burada Huawei'in bize önerdiği şey kutu içerisinden çıkan temizlik beziyle saatimizi ara ara temizlememiz olacak. Böylelikle saatimizi uzun bir zaman boyunca oksitlenmeden kullanabileceğiz. Şimdi bu tarz bir üst segment premium saat aldığımız zaman beklentilerimiz de aynı şekilde üst segment oluyor arkadaşlar. Burada Huawei bize bu saati aldığımız zaman bir takım ayrıcalıklar sağlıyor. Bunlardan bir tanesi uluslararası bir garantinin olması. Bu bence gerçekten çok önemli bir şey. Ürünün tanıtıldığı ülkelerde ve AB üyesi ülkelerde. Huawei'in yetkili servis merkezlerine götürdüğünüz zaman bu saatiniz uluslararası garanti içerisinde oluyor. Bu daha öncesinde hiçbir markada görmediğim bir özellik olmuş ki gerçekten bu saate yakışır bir özellik. Bir diğer özellik ise Huawei'de yenileme hizmeti olarak geçiyor. Ancak siz bunu temizlik ve bakım olarak düşünebilirsiniz. Ana ünite temizliği ve kayış temizliği dahil olmak üzere 2 yılda 2 kez boyunca sizlere bu hizmeti ücretsiz olarak sağlıyor Huawei. Ve bir diğer güzel özellik ise yine garantiyle alakalı. Normalde biliyorsunuz Türk Türkiye'de yasalar gereğince en az 2 yıl bir garanti verilmesi gerekiyor. Ancak bu saati aldığımız zaman garanti ekstra olarak 1 yıl daha uzamış oluyor ve 3 yıllık bir garanti hizmetini de bizlere sağlıyor. Ve tabii ki burada ürünleri hani gönderirken kargolamamız gerekiyor biliyorsunuz ya da elden teslim edebiliyorsunuz ama 4. burada bizlere sağlanmış olan güzellik ise kargonun hem giderken hem de gelirken ekstra bir ücret ödenmeden karşı taraf yani Huawei tarafından karşılanıyor olması. Böylelikle premium bir paketi bizlere sağlıyor Huawei bu saati satan alan kişiler için. Şimdi ise bu saate göre özel gelmiş olan kadran ve aynı zamanda arayüzden de kısaca bahsetmek istiyorum. Kadrana geldiğimiz zaman zaten Huawei Ultimate dizaynı görüyoruz. Yine altın ve siyah renklerinin olduğu bir kadranımız var. Bu orta tarafta özellikle üst segment saatlerde ama çok üst segment saatlerde Open Heart denilen bir mekanizma vardır arkadaşlar. Orta tarafta bulunan komplikasyonların dönmesi yani aslında saatin içini size gösterir. Burada da Huawei bunu simgeleyen bir bölüm koymuş oraya ve orası böyle dönüyor gibi gözüküyor. Normalde bir saat eğer Open Heart belki 500 bin dolarlara falan da çıkabiliyor. Yani bu bahsettiğim saatler AP, Patek Philippe gibi üst segment saatlerde oluyor zaten. Yani önemli bir detay bu. Arayüze geldiğimiz zaman yine böyle siyah ve altın renginin olduğu bir arayüz. Standart bir Huawei akıllı saat aldığınız zaman karşımıza çıkan ikonların siyah ve sarı ile olan hallerini görüyorsunuz. Tüm arayüz buna evrilmiş saate özel bir arayüz olduğunu söylemek istiyorum. Tabii ki siz kadranlarınızı yine klasik burada ekranın üzerine tıklayarak değiştirebiliyorsunuz. Burada bu saat özelinde yine bir 4-5 tane özel kadran var yine isterseniz altimet için üretilen yine diğer kadranları da kullanabilirsiniz ki zaten demin de söylediğim gibi aslında özünde aynı cihaz zaten. Burada tabii teknik detaylara fazla girmeyeceğim dedim ama tabii ki biraz da detayla vermek istiyorum sizlere. Ekran kısmına geldiğimiz zaman 1,5 inçlik LTPO AMOLED bir ekranımız var. Çözünürlük gerçekten güzel, parlaklık da gayet iyi. 1 ila 60 Hz arasında değişken bir yenileme hızı bulunuyor ve aynı zamanda always on display özelliği de mevcut. Yani her zaman açık ekran özelliğini kullanabiliyorsunuz. EKG analizi, damar sertliği, gün boyunca SPO2, kalp ölçümü, stres ölçümü, uyku takibi ve bunların analizlerini bu saat yine yapabiliyor arkadaşlar. Aynı zamanda altın kaplama olmasına rağmen bile 100 metre dalış özelliğini hala da koruyor. Burada Watch Ultimate'da da olduğu gibi. Bir diğer eklenen özellik golf modu olmuş. Golf modu bu saate gelmiş. Yani zaten böyle bir saat kullanıyorsanız muhtemelen golf oynuyorsunuzdur diye düşünmüşler. Biliyorsunuz golf genellikle hani böyle zengin sporu diye adlandırıldığı için bu saatte de bu özellik bulunuyor. Huawei saatlerinin bence olmazsa olmaz en önemli özelliklerinden bir tanesi tabii ki pil konusu. Bu saat yine 14 günlük pil performansını bizlere sağlıyor. 530 mAh'lik bir pil var içerisinde. Huawei'nin verilerine göre tam kullanımda 8 günlük bir pil performansını sağlıyormuş. Ancak benim yaptığım kişisel testlerde 6 ile 7 günlük bir pil performansı oluyor yoğun kullanımda. O yüzden çok rahat bir şekilde bu saati alıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Zaten Huawei saatlerinde burada pil konusuna hiç değinmiyorum bile. Çünkü en kuvvetli olduğu noktalardan bir tanesi burası. Uygulama kısmına geldiğimiz zaman tabi akıllarda yine her zaman bir soru işareti oluyor. iOS desteği var mı? Diğer Android telefonlarla çalışıyor mu? Evet arkadaşlar ben hiçbir problem yaşamadan bu saati kullanabiliyorum. Arada sadece şu oluyor 3 günde bir iPhone cihazlarda kullanıyorsanız Huawei sağlık uygulamasına girmeniz gerekebiliyor. Bazen böyle kendi arasındaki o senkronizasyon bağlantısını daha stabil yapabilmek adına bunu yaparsanız hiçbir sorun yaşamazsınız. Bu videoda demin de söylediğim gibi bildirim testi vesaire yapmıyorum. Çünkü onların hepsi videonun başında da söylediğim gibi Huawei Watch altımıt incelememde mevcut. Bu da o saatin çok benzeri olduğu için aynı testleri yapmadım. Peki ya bu saatin fiyatı sizce ne kadar? 80.000 TL gibi bir fiyatı var bu saatin arkadaşlar. Yani akıllı bir saat ve aynı zamanda altın kaplamaları olan bir saat ve bir takım premium özelliklerle beraber bizlere sunulan bir saat. Paranız olsa bu saati tercih eder miydiniz? Aşağıdaki yorumlar kısmında buluşmayı unutmayalım. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz mutlaka beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bana destek olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.